piyasada satılan bu tip boyama kalıpları satılıyor. Biz bu tip boyama kalıplarıyla şimdi ordürlerimizi ve fayanslarımızın üzerine süsleme yapacağız. Onların da bir kısmını size gezeceğim, size göstereceğim. Süsleme işlemimiz bittikten 6-7 saat sonra da komple vernikleyeceğiz. Vernikledikten sonra da işlemimizi bitireceğiz. Şimdi süslemeyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Üzerine yapacağımız boyada ben yine aynı şekilde Riki'nin boyalarını kullanacağım. Şu an siyah boyayla ordürleri boyayacağım. Boyama esnasında kağıt bir tabağımızın içerisine az bir miktarda boyayı döküyoruz. Yine aynı şekilde normal şeyimizi yaptığımız sünger rulomuzla iyice her yerine yedirdikten sonra boyama işlemimizi yapıyoruz. Şekilde bütün order hizalarımızı yapıyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Kurumasını bekledikten sonra yan yana STÖ'sülerde tamamını yapacağız. Fayanslarımızın üzerlerine de kus motifleri yapacağız. Yine aynı şekilde siyah boya ile. Bunu da aynı şekilde yine süngerimizde her yerine yedirdiğimiz siyah boyayı sürerek yapacağız. Şu şekilde. Bu şekilde fayanslarımızı çeşitli kus motifleri yapacağız. Yine aynı şekilde en son bitiş halini ben size göstereceğim.